Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İktisatçılığı, iktisat bundan evvel bahsettiğimiz istinanın tefsir ve izahından başka bir şey değildir. Zaten iktisat sarayına girebilmek için evvela istina denilen kapıdan girmek lazımdır. Bu sebeple iktisatla istina lazımla mevzum kabilindendir. Üstad gibi istina hususunda peygamberleri kendine örnek kabul eden bir mücahidin iktisatçılığı kendiliğinden husule gelecek kadar tabii bir haslet haline alır. Ve artık ona günde bir tas çorba, bir bardak su ve bir parça ekmek kâfi gelebilir. Zira bu büyük insan, büyük ve munsıf Fransız şairi Lamartine'in dediği gibi yemek için yaşamıyor, belki yaşamak için yiyor. Üstadın meşrep ve mesleğini tamamen anladıktan sonra artık onun yüksek iktisatçılığını böyle yemek içmek gibi basit şeylerle mukayese etmeyi çok görüyorum. Zira bu büyük insanın yüksek iktisatçılığını manevi sahalarda tatbik etmek ve maddi olmayan ölçülerle ölçmek lazım gelir. Mesela, üstad bu yüksek iktisatçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerred kıymetlerin israf ve heder edilmemesiyle ölçen bir dahidir ve bütün ömrü boyunca bir karakter halinde takip ettiği bu titiz muhasebe ve murakabe usulünü bütün talebelerine de telkin etmiştir. Evet, geçen bir ay önce yaklaşık İzmit'te yani bir kısım abiler oradaydı kardeşler. Hani iktisatla ilgili bir 19. lemadan ders okumuştuk. Bu dersi de onun devamı gibi arzu etti kardeşler ama bu sefer bu dersin şu son kısmını, yani manevi değerlerle ilgili iktisat, mesela ne? İşte zaman, vakit, kabiliyet, istidat, fikir, zihin gibi daha kıymetli, yani çok kıymetli olan, bize verilmiş olan bu nimetlerin, değil mi, kıymetlerinin israf ve heder edilmemesi noktasını inşallah konuşacağız. Hani vaktimizi, zamanımızı, değil mi, israf etmemek en verimli, en kıymetli. Yani bizim hem ahireti kazanmak, hem hakiki bir kul olmak, hem kemalat insaniyeye, hem İslamiyet'e, dine hizmet noktasında nasıl kullanabiliriz? Hani meselemiz bu. Çünkü gerçekten bu dersin tabii sonunda da, konumuzla da alakalı olduğu için işte bu noktada hani karşımıza çıkan en büyük son zamanlarda, son yıllardaki maniler, işte teknoloji harikaları bizim bu vaktimizi, zamanımızı, hayalimizi, istidatlarımızı, enerjimizi nasıl kendini celbediyor, ondan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerekir meselesine bakacağız. Şimdi başlığımızı tekrar okuyalım çünkü şöyle bitiriyor. Üstadımız malum yine bu tarihçeyi hayatta var, ben hani nakil yapayım. Değil mi? Bir dakikasını bile boş geçirmemiş yani. Ya Risale-i Nur telifi, ya Risale-i Nur tashihi, ya tefekkür, ya cevşen, değil mi? Ya işte birine ders vermek, hakeza yani hani bütün vaktini, değil mi, vücudi olarak bekaya mal edecek şekilde sarf etmiştir. İşte diyor ki, fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerred kıymetlerin israf ve heder edilmemesiyle ölçen bir dahidir ve bütün ömrü boyunca bir karakter halinde takip ettiği bu titiz muhasebe ve murakabe usulünü bütün talebelerine de ne yapmıştır? Telkin etmiştir. Mesela bakın, ben hepsini okumayacağım ama bizim konumuzla en alakadar, değil mi, aklımıza gelen ders nedir? Malumunuz 4. mesele. Hani bir yerde bize der ya, önce orayı okuyayım, sonra buradan bir cümle okuyayım bakın. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife ruh-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi merak-aver meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin 4. meselesini çok defa okuyunuz, kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Neden? İşte meyvenin 4. meselesinde bize ne söyler? Dersimizin de özeti gibi böyle siyahta yazmışlar. Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Değil mi? İnsan ticaret ve memuriyet için bu dünyaya gönderilen insanlar. Değil mi? Bunun için gönderildi. Ticaretimiz ne? Elimizde sınırlı bir sermaye var. O da nedir? Nefeslerimiz. Değil mi? Eskiden hani varlığı layıkasında da bir yerde geçen, değil mi, enfas-ı mağdude-i hayat diye bir
ifade var. Yani hayatımızın sayılı nefesleri var aslında. Değil mi? Enfas sayılı, değil mi? Hep kum saati gibi azalıyor sürekli. Şimdi ömür sermayemiz az ama bu sınırlı ömürde hadsiz, ebedi, nihayetsiz bir hayatı kazanmamız lazım. Ticaretimizi çok doğru yapmamız lazım. Yani sermayeyi israf etmememiz lazım. Yani akıllıca bir ticaret yapmak lazım. Hani yine 26. lemada var ya, bir ticaret yapamadım, değil mi? Niyazi Mısri'nin. Nakdi ömür oldu heba. Demek ki esas nakdimiz ne? Paramız, ömür. Yani nefes, yani günlerimiz, yani saatlerimiz. Yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola. Tenha garip, dide giryan, sine biryan, akıl hayran bir haber. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil, iç içe geçmiş daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinde, ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, ta zihayet ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en ehemmiyetli, en büyük daimi vazife nerede? Kalp dairesinde. Değil mi? Şimdi biraz onun, biraz sonra inşallah biraz daha detaylı açıklayacağım bunu. Fakat en küçük dairede en büyük ve en ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük mahküse mütenasip vazifeler bulunabilir. Yani daire daraldıkça bizim taalluk dairelerimiz sadece, değil mi? Daire iç içe. Daire ne kadar darsa orada o kadar ehemmiyetli vazifemiz var. Ne kadar genişliyorsa vazifemiz orada o kadar azalıyor. Ara sıra oluyor yani. Veya önemi azalıyor. Fakat burada işte yaşadığımız zamanın, değil mi? Şartların, işte telkinat altında kaldığımız meselelerin de müdahalesiyle büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz malayani ve afaki işlerle meşgul eder, sermaye hayatını boş yerde imha eder. Değil mi? Ömrümüzü boş şeylerle, malayaniyatla, değil mi, imha ettirecek bir tarz sunuluyor bize. İşte bu noktada gerçekten hani bu dersi iyi anlamak gerekir. Şimdi bakın, çok böyle özetleyen bir cümle okumak istiyorum. 20. sözden diyor ki, dünya bir misafirhanedir. Bunda bir şüphe var mı? Yok. Hani en bahtiyar olur ki, değil mi? Dünya bir misafirhaneyi askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre de hareket etsin. Şimdi telakki etmek sadece yetmiyor, bilmek yetmiyor. Burada kime sorsak bakın bu ülkede, evet, dünya fanidir, misafirhanedir der. Ama izan mertebesi yok. Değil mi? İzan mertebesine çıkmadığı zaman insanda bir karşılığı olmuyor yani. Yani amele dönüşmüyor yani. Ve hayatın kıymetini, ehemmiyetini, zamanı, değil mi? Benim ömrüm geçiyor. Değil mi? Hani diyor ya üstad bir yerde, İhtiyarlara gidip sorsanız ekseriyeti mutlaka ile diyecekler ki, eyvah gençliğimizi badeva belki boş yere zararlı zayi ettik, sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler. Ama işte gençlikte bunu hissetmek, görmek o kadar kolay oluyor. Şimdi dünya bir misafirhanedir. Çünkü programımız budur ki, dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir. Bakın ne okumuştuk? Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Demek ki biz burada az duracağız ama vazifemiz çok. Ve kısa bir ömürde hayatı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir, mükellefiz. Dersimizin hani ana bakın başlığını şu cümle olarak seçebiliriz. En ehem ve en elzem işler takdim edilecek. Ha madem dünya misafirhane, biz burada az duracağız ve vazifemiz çok, ehemmiyetli vazifelerimiz var. O zaman ne yapmamız gerekir? En ehem, yani en ehemmiyetli, bize en lazım olan ve en elzem, işte en lüzumlu olan işler takdim. Yani takdim ne demek? Onlara öncelik vermek. Peki bunlar nedir? Şöyle bir bakalım şimdi. Risale-i Nur'un bize verdiği dersler müvaciyesinde bakın. Başta, değil mi? En başta bir mümin olarak bize düşen en birinci vazife bir kere, değil mi? Farzları, yani ibadetlerimizi yerine getirmek. Yani farz namaz en ehemmiyetlisi. Sonra nedir? Bakın
Dördüncü meseleyi ben tamamlamadım. Onun devamında ve çok yerlerden değil mi? İmanımızı taklitten tahkika çevirmek. Değil mi? İmanla kabre girmek her insanın, her Müslümanın en büyük bu asırda, bu zamanda davası. Neden? Çünkü fenden ve felsefeden gelen bir dalalet-i ilmiye var. Maddi yunluk tağını var. Tabi yunluk tağını var. Değil mi? İmanın erkanına ilişilmiş. O yüzden de değil mi? Taklidi iman bir şüpheye karşı mağlup olabiliyor. Demek ki imanımızı taklitten tahkika çevirmek. Yani Risale-i Nur'daki imanı tahkiki ilmini öğrenmek. Sonra değil mi? Marifetullah'ta terakki etmek. Değil mi? Allah'ı bilmek noktasında tefekkürle Risale-i Nur'daki o dersleri elde etmek. Bu şekilde kemalat-ı insaniye, değil mi? Hayatın gayesine doğru yürümek. Ve yine bu Risale-i Nur'la Kur'an'ın hakikati olan, değil mi? İman-ı tahkikinin dersi olan Risale-i Nur'la insanların imanına, başkalarının imanına hizmet etmek. Hani var ya, bakın elimde nerede emir dalaikası? Evet, üstüne kitap koyduk. Diyor ki, hemen onu da okuyalım. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Bak, en büyük ihsan, şimdi ne demişti bize? En ehem, en elzem meselelere bakıyoruz. İbadetler, başta namaz olmak üzere. İmanımızı kuvvetlendirmek, marifetullah'ta Allah'ı izan ve yakinle bilmekte. Yani imanı tahkik ilmini tahsil etmek ve en büyük bir ihsan, bir vazife olan imanı kurtarmak, başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Neden? Çünkü bakalım, bakın bunu teyit eden, Ayet-ül Kübra'nın başında bir mukaddeme var, bu söylediklerini teyit eden, şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Bu ayeti uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halik-i Kainat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve farizayı zimmeti, yani insan olarak yaratılmakla birlikte üzerimize farz olan, zimmet kılınan mesele ne? Marifetullah ve imanı billah'tır. İzan ve yakinle. Ama bu şöyle değil. Diyor ya, aradığımız tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değil. Allah vardır, bir de büyüktür, bu kainatı o yaratmıştır. Bu yetmez. Bu tasavvurda kalıyor. Değil mi? Belki ilmi mantıkta marifeti tasavvuru yeden çok kuvvetli bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Değil mi? İlim olacak, delil olacak, bürhana dayanacak, tefekküre dayanacak, sadece akılda kalmayacak marifetullah ve iman, hem kalbe hem ruha, değil mi? Hem diğer latifelere kökleşecek. İşte buna da ne deniyor? Marifetullah ve imanı billah'tır ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Demek ki Halik-i Kainat'ı tanımak, ona iman edip ibadet etmek. Bizim dünyadaki en ehemmiyetli ve en elzem, nereden biliyoruz? Zaten Kur'an'da geçiyor. En ehemmiyetli ve en elzem, öncelikte, hani öncelememiz diyorlar ya uydurukçadan, gereken meseleler bunlar. Şimdi bu noktada karşımızda, dediğimiz gibi dersin hani son kısımlarında ona geçeceğim, büyük bir sorun var. Vaktimizi alan, merakımızı çalan, bakın malayaniya, hevesata medar meseleler, boş işler. Şimdi ha, o zaman burada şöyle bir mesele karşımıza çıkıyor. Hani benim hayatımda en ehemmiyetli, en kıymetli maksatlar, gayeler nelerdir? Bakın bunları bir kere böyle, hani ben hatta diyorum ki yazmamız lazım yani. İşte mesela marifetullah'ta Allah'ı bilmekte terakki etmek. Değil mi? İmanımızı taklitten tahkika çevirmek veya imanı tahkik ilmini kazanmaya çalışmak. Değil mi işte? Namazlarımızı mümkün olduğu kadar vaktinle ve velinde cemaatle kılmak. Ve namazın hakikatında, ibadetin hakikatında Risale-i Nur'un bize ders verdiği gibi, değil mi? Terakki etmek. Yani keyfiyetini, ibadetini artırmak. Namazın hangi var ya 21. sözün sonunda? Bir çekirdek olarak değil de, değil mi? Ağaç olması için. Namazın hakikati nedir? İyyâke nâbudu nedir? Değil mi? Namazın için 5 vakit, ibadetin manası nedir? Secde nedir? Bunların hep Risale-i Nur'da dersleri var. Niçin insanın vazifeyi, fıtratı, yaratılışında ibadet, değil mi? Yani en ehemmiyetli mesele olarak insana önemli bir vazife olarak koyulmuş gibi meselelerde bakın terakki etmektir. Bu noktadan şimdi onu ifade ediyordum bakın. Demek ki bunları alemimizde, yani cümle halinde netleştirmemiz lazım yani. Ertelemeden.
Ben burada tabii kendi nefsimde de gerçekten bunu çok görüyorum. Böyle nefsim çok acayip hileleri var, tuzakları var böyle. Mesela böyle ufak bir intibah halkası ruha takılır gibi olacağı zaman hemen devreye erteleme metodu giriyor. Diyor ki daha bak Ramazan gelsin diyor. Yani bir Ramazan gelsin. Ramazan'da o işi yaparsın diyor mesela. Bir hani diyelim hani bu maksatlara muvafık yeni bir niyet, yeni bir şey yapmaya niyet ediyoruz. Diyor ki Ramazan gelsin. Ramazan geliyor diyor ki ya hele bir Ramazan bitsin 2021 gelsin. 2021 geliyor, 2022 bu şekilde benim mesela çevremde var. Namaza başlayacak insanlar var 5 vakit. Ya 20 yıl geçti hala namaza başlayacak. Her seferinde erteleme tuzağına düşüyor. Burada erteleme tuzağına düşmemek lazım. Çünkü hani hayırlı işlerde değil mi? Acele ediniz mesela. Şöyle bir hadis de var Risale-i Nur'da geçer. Accilu bis-salati qabla'l fevt ve bit-tevbeti qabla'l mevt. Yani namazda acele edin. Acele edin fevt olmadan, tevbede de mevtten önce de diyor hadis tevbe edin. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Değil mi? Yani işte hayatımızın esas maksatlarına muvafık meselelerde sakın erteleme tuzağına düşmeyelim. Şimdi bu noktada dediğimiz gibi biraz ibadet, yani niçin ibadet bu kadar önemli? Niçin bunu hani elzem? Değil mi? Bir günümüzde bakın en ehemmiyetli mesele işte mesela bunun dersini 21. sözde çok güzel var. 4. sözde çok güzel var. 9. sözde çok güzel var. Bakın mesela 11. sözden ben kısa olduğu için bir örnek vermek istiyorum. 11. sözün ana maksadı işte günümüzde de çok gençler tarafından soruluyor. Ya işte insan niye yaratıldı, kainat niçin yaratıldı, Allah'ın haşa kainatı yaratmaya ihtiyacı mı vardı? Onun çok güzel cevabı. Başlığı şöyle başlar. Der ki ey kardeş hikmet alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu. Bakın hikmet-i alem yani alemin yaratılmasındaki hikmetler geliyor. Nereye bağlanıyor? Hilkat-i insana, insana bağlanıyor. Demek ki alemdeki makasıdır rububiyet. Allah'ın cemal ve kemalinin tezahürü, şunat rububiyetinin tezahürü, hakikat-ı uluhiyetin değil mi? Muktezaları bakın esas esmasının tecelliyatı, kainatta tecelli eden bütün esmanın değil mi? Bir nüshay-ı camiye olarak tezahür etmesi bakın hepsi neye geliyor? İnsana. Peki insandan sonra ne geliyor? Daire nereye bağlanıyor? Hakikat-ı salata bağlanıyor. Şimdi demek ki bakın alemin yaratılmasındaki en ehemmiyetli hikmetin can alıcı noktası, medarı, üssül esası ne? Namaz, ibadet. Ve 20. sözde bunun daha açık bir cümlesi var. Diyor ki, ey insan, şu kainattan maksad-ı âlâ, tezahür-ü rububiyete mukabil, ubudiyeti külliye-i insaniyedir. Allah hadsiz faaliyetiyle bakın, değil mi? Rububiyetini bize gösteriyor. Peki bu rububiyete mukabil ne istiyor bizden? Saltanat rububiyet elbette külli bir itaat ister yani. İşte bu itaatta nedir? Bakın başta namazdır. Çünkü bütün ibadetlerin hülasası değil mi? Nedir? Namazdır. En külli şükür namazdır. Değil mi? Şimdi okuyalım bakalım. Çok hülasa bir yer var. Bakın. Diyor ki, işte böyle bir insanın o yüksek ruhunu imbisat ettiren ibadettir. Hani ruh, insan bir çekirdeğe benzer. İnsanın hakikat-ı ruhiyesi bir çekirdek gibi. Cüzi. Nasıl inkişaf edecek bu? Nasıl ağaç olacak, meyve verecek? Ağaç olması lazım. Neden? Çünkü hem berzahta, hem mahşerde, hem sıratta, hem ebediyette meyvelerinden meyveler olması için, istifade edebilmemiz için mutlaka ve mutlaka bu çekirdeği zayi etmeden, değil mi? Hayat dünyeviye toprağı altında hevesat-ı nefsaniyenin gayelerinde müteveccüh olup onlara aldanıp çürütmeden bu ağacın, hakikat ruhiyemizin, bu çekirdeğin ağaç olması lazım. Bunun da bakın değil mi? Ne diyor orada? İslamiyet suyuyla, imanın ışığı altında, ubudiyet toprağı altında, evamir Kur'an'ı imtisalle. Bazı yerlerde üstad da bunu şöyle ifade eder, özetler bakın der ki ey insanı fani senin cüzi bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatını meyvedar bir şecere-i bakiye inkılap etmesini istiyorsan hakiki imanı elde et. Esas bakın nerede demek ki bizim re'sül mal olan istidatlarımızın inkişafı hakiki imanla, tahkik imanla. Yani yine Risale-i Nur'un bakın bize verdiği vereceği tevhid-i hakikiyle mümkün oluyor ve ibadetle. Şimdi iman ve ibadet, Kur'an-ı Kerim'de iman ve amel-i salih beraber. İbadetsiz imanın pek de işe yaramayacağını üstadımız da söyler, bütün alimler de söyler. Evet ibadet etmeyen mümindir ama aması var. İbadetsiz iman da
kurtarmaz, pek bir işe yaramaz. Çünkü hep illellezine amenu ve amilus salihat. Kur'an'da hep beraber bu atıf babında böyle bir mana vardır diyor üstad. Hatta yine bu işaret edeceğiz de bakın. Diyor ki akaidi ve imani hükümleri. Mesela Allah'a inanıyoruz, ahirete inanıyoruz, meleklere, nübüvvet hakikatine, akaidi. Onların bizim değil mi, alemimizde sabit ve rasih kılmakla meleki haline getiren nedir? Ancak ibadetlerdir. İbadet olmadığı zaman mevcut olan iman da zayıflıyor. İbadetsiz olmuyor yani. Namazsız olmuyor. İşte demek ki böyle bir insanın o yüksek ruhunu imbisat ettiren ibadettir. İstidatlarını inkişaf ettiren ibadettir. Meyillerini temyiz ve tenzih ettiren ibadettir. Bakın şimdi insandaki davranışların, fiillerin bidayeti nedir? Meylanlardır. İnsan da önce meylan olur. Bir şeyi yapma arzusu, yapma isteği. Hani var ya Kadir Risalesi'nde dua ve tevekkül meylan ayrı büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tevbe dahi meylan işleri keser, tecavüzatını kırar. İbadetinde ciddi olan, ibadetini şevkle yapan bir insanda hayır meyilleri daha çok üretilir. İbadetsiz insanda da ne olur? Şer meyilleri bu sefer ön plana çıkar. Günah, hevesa, nefsaniyet, değil mi? Heva, bu böyledir. O yüzden de meyillerimizin temyiz, yani daha ulvi, daha nurani meyiller, istekler, arzular bize gelsin istiyorsak ki, çünkü bu davranışların temeli o zaten. Fiillerimiz meylanlara dayanır. Ha demek ki bakın burada nedir? Yine ibadetle bu tahakkuk etmiş oluyor. Emellerini tahakkuk ettiren ibadettir. Fikirlerini tevsi ve intizam altına alan ibadettir. Yine bakın ben hemen şu karşı sayfada var, nakledecektim ama ben. İbadet fikirleri sani hakime çevirtmek için değil mi? Dünyanın meşgaleleri, dağdaları içinde değil mi? Allah'la hukukumuz zayıflıyor, kalbimiz dünyaya teveccüh ediyor. Namaz ve ibadetle ne oluyoruz? Değil mi? Allah'ın azameti değil mi? Zihnimizde, kalbimizde tahakkuk ediyor. Kalplerimiz, zihinlerimiz ne oluyor? Allah'a teveccüh etmiş oluyor. Şeheviye ve gadabiye kuvvelerini hat altına alan, hat altına alan ibadettir. Zahiri ve batini uzuvlarını ve duygularını kirleten, tabiat paslarını izale eden, değil mi? Mesela günahları vesaireleri, değil mi? Batıl fikirleri, değil mi? Temizleyen nedir? İbadettir. İnsanın mukadder olan kemalatına. Her insanın mukadder bir kemalatı var. Kendisine tayin ve takdir edilmiş ibadettir. Oraya ibadetsiz, değil mi? Kendi miracına ibadetsiz insan çıkamaz. Mümkün değil. O çünkü velayet. Velayet de nedir? Bakın. Abduhu ve Resulü. Yani ibadetle, kullukla, değil mi? Duayla elde edilebilen bir şey. Abd ile mabud, Cenab-ı Hak arasında en yüksek ve en latif olan nispet ancak ibadettir. Evet, kemalat-ı beşeriyenin en yükseği şu nispet ve münasebettir. Yani, değil mi? İbadet neymiş? Kul ile, değil mi? Ve mabud-u zülcelal arasında çok yüksek bir bağ, yüksek bir münasebet. Ve bu insanın değil mi kemalata, hakiki kemalata götüren mesele. Şimdi demek ki burada, bu noktada bakacağız. Biz ibadette hangi noktadayız? Namazda ne noktadayız? Hani şey yapmıştık ya, hayatımızın maksatlarını, önemli maksatlarını Risale-i Nur'dan aldığımız dersle değil mi belirlemiştik. Ama bunlar değil mi öncelikli uhrevi olması. Yani 1, 2, 3, 4, en azından ilk 3 maddenin bir kere uhrevi olması lazım. İşte dediğimiz gibi hakiki bir kul olmak, değil mi? Ahiretimizi kazanmak, imanla kabre girmek, değil mi? Marifetullah'ta terakki etmek, esma ve sıfat-ı ilahiyeye aynadarlık bakın değil mi? Üstad bunu en büyük yine bakın Hazreti Adem'in dünyaya cennetten gönderilmesindeki şeyi sayarken bir en önemli madde olarak ne söylüyor veya insanı tarif ederken bütün esmaya aynadarlık bakın. Bütün kainatta tecelli eden Allah'ın isimlerine aynadarlık sadece insanın mahiyetinde var. İnsan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ne kadar cami bir ayna olursa o nispette ne oluyor? Kıymetli. O nispette Allah'ın yanında makamı yüksek. O nispette de kemalat-ı beşeriyi elde etmiş bir insan oluyor. Peki bunun da yolları ne? Bakın. Başta diyor ki üstadımız, şeriatın ahkamı ve sünnet-i seniye. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilvelere intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazhar-ı cami olmaya çalışır. Değil mi? Biz şeriatın hükümlerine, sünnet-i seniyeye ne kadar ittiba edersek, mahiyet-i insaniyemiz bir ayna gibi, bak bizim mahiyetimiz, kalbimiz bir ayna gibi, esmaya o nispetle ne oluyor? Parla, geniş bir aynadarlık ediyor. Sonra, bakın aczimizi, fakrımızı Allah'a karşı ne kadar
yerine getirebilirsek, bakın o kadar ne oluyor? Esma'ya aynalarımız. Takva dairesinde bakın. Ne kadar takva. Çünkü bu ayna, ayna dedik ya bakın, aynayı kirleten, ona küduret veren, onu bulandıran, şeffafiyetini ortadan kaldıran nedir? Haramlardır. Her bir günah ne diyor üstad? Siyahlandırır. Aynayı siyahlandırıyor. O yüzden de bakın, Risale-i Nur mesleğini üstadımız ne diyor? Esası takvadır. Esası azimettir. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Değil mi? Hayat içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin takvayı esas yapmaları. Yani ne demek? Haramların, günahların, kebairlerin olduğu ortamlarda mümkün olduğu kadar bakın zaruret olmadan uzak durmak. Takvamızı kıracak olan şeylerden uzak durmak yani. Bu yani esas olan bir şey yani. Şimdi bu noktada bir hani içtinap niyetimiz olmazsa, takvayı esas yapmazsa o zaten diyor ya adım başına 100 günah diyor üstad yani. Günahlar bizi serbestçe sarıyorlar. E o zaman ne oluyor? Bakın alemimiz, meyillerimiz, değil mi? Heves şeyimiz, aynamız ne oluyor? Müşevveş oluyor, kirleniyor. Demek ki takva da bu noktada esmai aynadarlıkta ve altıncı söz. Çünkü insanın her bir duygu, her bir duygusu, latifesi, cihazatı, azası ve alatı ayrı ayrı esmanın, ayrı ayrı nakışlarını gösterir. Her bir uzvun, her bir duygunun, her bir latifenin bir vazifeyi, hakikiyesi, bir ibadeti vardır. Gözün değil mi? Altıncı sözde tarif ediliyor. Göz, kulak, dil, akıl gibi, hayal gibi, kalp gibi. Bunları ne kadar kendi gayelerine muvafık bir şekilde biz istimal edebilirsek o nispetle ne oluyor bakın? Mahiyet aynamız Esma-i İlahiye'ye değil mi? Aynadarlık edebilecek güzel bir ayna hükmüne geçmiş oluyor. Bakın en yüksek maksatlardan bir tanesi de bu. Yani demek ki burada maksatlarımızı belirledik. Sonra da yapacağımız nedir? Ben şu andaki mevcut hayatım bu maksatlara ne kadar muvafık? Bu maksatları hayatımda daha kararlı, daha böyle istikrarlı bir hale getirmek için mesela neler yapmalıyım? Değil mi mesela? Nereden kırpacağız? Aslında bu dersimizin özeti şu. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben yarım saattir. Yani hepimizin hayatında, vaktinde, gününde gerçekten de bu hakiki vazifelere tevcih etmemiz gereken zamanı alan, değil mi? İsraf eden merakımızı, enerjimizi, istidatlarımızı, maneviyat, hevesat, boş şeyler çok fazla var. Oralardan kırpmamız lazım yani. Oralardan kırpmamız lazım. Mesela bakın ben hani şeyde belki de onu da örnek vermiş olabilirim, hatırlayamıyorum. Gözümle görüyorum yani. Mesela bir günde 3 saat, 4 saat telefonuyla, sosyal medyayla meşgul olan bir insan ki %99'u lüzumsuz bak. Ama namaza gelince namazdan 2 dakika nasıl kırparımın hesabını yapıyor. Ya çok bak, büyük bir yanlışlık bu. Çünkü seninle beraber gelecek olan değil mi, heybeni esas dolduracak olan, bakileşecek olan o sohbeti bakiyedir. O huzur olan hakikatin ama hakikat huzur olan namazdır yani. Oradan kırpıp televizyona, sosyal medyaya zamanının çoğunu harcayan bir insan hakikattan uzaklaşıyor. Hayatını verimli kullanamıyor işte. Zamanını heder ediyor, israf ediyor yani. Konumuzun zaten esası bu. Ha, demek ki ondan sonra da biraz kararlı durmak. Yani değil mi hani hayatımda ha demek ki benim şu noktam eksik. Mesela işte namaz meselesi biraz eksik. Namazın keyfiyeti eksik. Namazın cemaati eksik. Risale-i Nur'dan istifade, imanımızı kuvvetlendirme. Buna zaman ayırmalıyım. Ha bu demek ki benim en asli, en ehemmiyetli meselem bunlar. Değil mi? Takva noktasında nereleri tahkim edebilirim? Bunlarla ilgili de böyle değil mi? Bazı kararlar almak. Belki hani böyle baştan sona hayatımızı değiştirmek anlamında değil de yani ufak tefek veya biraz daha ciddi anlamda dokunuşlar yapmamız lazım. Öteki türlü yani bilemiyorum ben kendim için bunu söylüyorum ama yani müşahedem de bunu böyle çevremdeki gördüğüm kardeşlerden vesaire ne oluyor? Böyle hep erteleyerek, hep kendimizden şikayet ederek hep böyle öyle ömür geçiyor yani. Ama ömür geçiyor gerçekten de yani. Bu noktadan böyle bir hani zamanımızı, mesailerin tanzimi, zamanımızı yönetmek, zamanımızı verimli kullanmak, zamanı bakileştirmek. Değil mi? Hani var ya Hulusi abinin çok güzel bir bunu ifade eden bir şeyi var. Ondan sonra da dersin son kısmına değinmek istiyorum. Diyor ki her geçen gün dünyanın fena ve fani yüzünü daha ziyade üryanlığıyla göstermekte,
bu hayatta baki ve sermedi hayat için bir şey kazanılmadan geçen vakitlere teessür hasıl ettirmektedir. Baki ve sermedi, yani hangi saatimizi, hangi dakikamızı bakileştirdik? Mesele bu. Bunun için de üstadımız bize dört başlık söylüyor. Diyor ki, Allah'ın muhabbet-i ilahi, marifet-i ilahiye, muhabbet-i rabbaniye, ubudiyet-i subhaniye ve marziyet-i rahmaniye. Bu dört meseleye müteveccih olan bizim geçen saniyelerimiz, dakikalarımız, saatlerimiz ne oluyor? Bakileşiyor. Onun dışındakilerin hepsi lehettir, boştur, maleyane gidiyor. Bizim aleyhimizde, hani var ya, hadis mesnevi de zikrediyor. İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Geri dönecek. Ya gafletle muzlim olarak gelirler, eğer gafletliyse, boşa geçmişse, maleyani geçmişse, zulmani olarak veya hasenat-ı muziye ile. Hasenatsa ziyalı, nurlu, bizim lehimizde şehadet edecek şekilde ne yapacak? Bize geri dönecekler. Yaşadık, bittik, gitti değil. Şimdi bu noktada maalesef en büyük asrın, sadece bizim değil, bütün insanların en büyük sıkıntısı bu medeniyet harikaları. Medeniyet harikaları için işte mesela başta da bu şu anda işte televizyon ve dijital telefonlar olarak bakalım üstadımız ne diyor? Diyor ki bu medeniyet hazıranı çünkü hem takvayı kırma, değil mi? Sefahate, malayaniyata, haramlara, haz duygusuna, değil mi? Tembelliğe sevk etme noktasında en büyük sıkıntı bu. 2 yaşındaki çocuktan 60 yaşındaki insana kadar böyle oldu şu anda ekseriyetle. Diyor ki, bu medeniyet-i hazıranın harikaları, beşere birer nimet-i Rabbani olmasından hakiki bir şükür ve menfaati beşerde istimali iktiza ettiği halde çok faydalı aslında. Hayatı kolaylaştırma noktasında. Ama öyle mi kullanılıyor? Değil. Bir istatistik de verecek. Şimdi görüyoruz ki, ehemmiyetli bir kısım insanı tembelliğe, değil mi? İzle, izle, tekrar izle, bağımlı yapıyor seni. Onu bir daha izliyorsun, ondan sonra veya bir şeye, mesela bir oyuna veya bir sosyal medyaya kurtulamıyorsun ki ondan. Bakın işaret-i ricazın şeyinde var, Arapçasında, şey, münafıklar vasinde. İnsan diyor bazı şeylere ihtiyarıyla girer ama ihtiyarıyla çıkamaz. İnsan onu bırakır, o insanı bırakmaz diyor yani. O yüzden de bir yere girerken çok dikkatli düşünmemiz lazım. Çıkışı yok çünkü, labirent gibi, çık. Çıkış kapısı yok. Sen çıkmak istesen de çıkamıyorsun. O insan onu bırakır ama o insanı bırakmaz. İhtiyarıyla girdin, ihtiyarına çıkamaz. Mümkün olduğu kadar ruhumuzdan, bakın dünyaya nazır yenip kapılar açmayalım. Yani. O kapıyı açtın mı, yani o nefis orada durmaz. O onu sürekli genişletmek, onu sürekli yapmak ister yani. Ehemmiyetli bir kısım insanı tembelliğe, sefahate, günahlara ardı. Sayı ve çalışmayı bırakıp istirahat içinde hevesatı dinlemek meylini verdiği için sayın, çalışmanın şevkini kırıyor. Değil mi? Hep haz duygusu, hep eğleniyor. İnsan hazdan, nefisten ibaret değil ki. Hayatımızın değil mi? Çok ehemmiyetli vazifeler var. Yani dünya ebedi olsaydı, değil mi? Kabir kapısı kapansaydı, yani 24 saat telefonla meşgul olalım, 10 saat televizyon izleyelim. Ama öyle değil ki. Okuduk dersin başında. İnsanda sadece cismaniyet ve hayvaniyet tabakası yok. Değil mi? İmani tabaka da var. Kalbimiz var, ruhumuz var, vicdanımız var, latifelerimiz var. Onlar da gıda bekliyorlar yani. Nefis diyor ki yok yok hepsi bana hizmet edecek. Benim haz, ben her şey ama olmaz ki bu. Bunu neye benzetiyor üstad? 23 sözde sarayın kapısı gelmiş, sarayın efendisi gelmiş kapıda it ile oynamasına benziyor. Ya sarayın içinde ehemmiyetli vazifeler var. Saray ya daire daire üstünde. Hepsi muattal. Sarayın efendisi bile kapıdaki itle oynarsa o saraya ne olur ne olacağı belli yani. Ve kanaatsizlik ve iktisatsızlık yoluyla sefahate, israfa, zulme, harama sevk ediyor. Mesela Risale-i Nur'daki Nur anahtarının dediği gibi radyo büyük bir nimet iken maslahat-ı beşeriye sarf edilmek ile bir manevi şükür iktiza ettiği halde 3/5'ü hevesata, lüzumsuz malayani şeylere. Bakın. Hevesat ve lüzumsuz malayani şeyler. Bu teknolojinin harikaları böyle. Böyle yani. Bunu planlayanlar da böyle yapıyor zaten. Bu insanların, bakın ben İzmir'deki derste de söylemiştim belki. Bu insanların bir maksadı da ne? İnsanların hissini iptal edip, değil mi? Onları fıtratlarıyla, vicdanlarıyla baş başa bırakma. Çünkü insan, değil mi? Kendini bir okusa, kendine bir dönse insanlık Kur'an'a yapışacak zaten. Çünkü ebedi, bâti, fıtri ihtiyaçlarını Kur'an'dan başka karşılayacak bir hakikati yok ki. Ne yapıyorlar? İnsanın hissini iptal ediyorlar. Değil mi?
Ondan sonra sefahetlerle, fantaziyelerle, uyutucu, yalancı lambalarla, değil mi? Beşerin yüzüne gülüp falan vesaire. Aman aman düşünmeyin, aman aman meşgul olmayın, şunlarla meşgul olun. Bizi hem servetimizi alıyorlar, hem ömrümüzü, zamanımızı çalıyorlar yani. Büyük bir tuzakla karşı karşıya geleceğiz. Ama işte o kadar cazibeler ki bakın, değil mi? Yani hemen onu bize sunuyor, bizi daha kendi müptela yapıyor, ondan sonra da kurtulamıyoruz ondan. Ama hakikatte baktığımızda ne? Hevesat, lüzumsuz maleyane şeyler. Ve maleyane, bakın bu günümüz zamanımızdaki, çünkü maleyane'nin normalde anlamı şudur, dünyaya da ahirete de faydası olmayan boş işler demek. Ama maleyaniyat artık maleyaniyat olarak değil, maleyaniyat haramlarla bulaşmış şimdi. Yani maleyaniyatla muharremat iç içe. Yani maleyani zannettiğimiz bir şeyden bir bakıyorsun, tarafa harama, harama düşmüşsün yani. O kadar iç içe geçmiş yani. Ve değil mi? Maksadımız bakın cümle şöyle, dersimizin de en önemli özetlerinden biri Mesnevi Nuriye'de. Maleyani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Oysa bizim değil mi önemli maksatlarımız vardı. Değil mi ahireti kazanacaktık, değil mi ahirette lazım olan sermayeyi tedarik edecektik, imanla kabre girecektik, Allah'ı bilecektik, ibadette terakki edecektik, esmaya aynadarlıkta değil mi aynamızı böyle parlatacaktık, düzeltecektik, değil mi insanların imanına, imanlarına kuvvet vermek için önemli maksatlarımız vardı. Peki bu maksatları hepsinden bizi nereden engelleyen, değil mi perdeleyen ne? Malayaniyat. Malayaniyat ve hevesat. Hevesata, lüzumsuz maliyeni şeylere sarf edildiğinden tembelliğe, radyo dinlemekle heveslerine sevk edip sayin şevkini kırıyor. Okumanın da şevkini kırıyor, namazın da şevkini kırıyor. O izliyorsun ya, namaz vakti geçiyor, daha 15 dakika var. Sonunda kalıyor. Böyle oluyor. Ya kardeşim ne kıldın, kaç rekat kıldın? Bu muydu yani? Böyle oluyor, oluyor bu yani. Demek ki veya işte derse gideceğiz veya birine şey yapacağız değil mi? Yani istidatlarımızı 9. mektupta geçtiği gibi, değil mi? Kuvvetlilerini ahirete sarf etmemiz gerekirken, bakın mesela merakla ilgili üstadımızın mektubu var ya, müstakil bir mektup. Ama merak duygunuzu insanın en değerli. Çünkü bir insan merakını bir meselede bilediği zaman çok fevkalade terakki ediyor orada. Merak olmadığı zaman bir şey olmuyor yani. Merakını bilemesi lazım orada. Onun için üstad diyor ki, merakınızı kaptırmayın diyor. Afaki mala yani boş. Size faydası olmayan harici meselelere. Çok daha önemli meseleler var. Tefekkür gibi, değil mi? Marifet gibi, kendi mahiyetini okuman gibi. Bakın bu, bunun için müstakil mektup yazmış. Ve bu konuyla ya özet olabilecek bakın Mesnevi Nuriye'de Habbe Risalesi'nde bir ilham var. O ilham şöyledir. Küre-i arzı bir köy şekline sokan medeniyet sefiye ile gaflet perdesi kalınlaşmıştır. Tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nazı pek çok menfezler açmıştır. Onların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müessir olur. Bak, şimdi bu ilemin Arapçasında bir cümle daha var. Nedense Abdülmecid abi onu tercüme etmemiş. Badırlı abi tercüme etmiş. Bakın diyor ki orada üstad, çok konumuzla alakalı. Diyor ki, sabah akşam, sabah ve akşam gazetelerle, haberlerle malayaniyatı ve günahları birbirlerine nakledip birbirlerine öğretiyorlar diyor yani işte. Sabah akşam gazetelerle, haberlerle malayaniyatı ve haramları, günahları birbirlerine nakledip birbirlerine öğretiyorlar. Bu şekilde ne oluyor? Bakın maalesef bu tuzaklara düşüyoruz yani. Ve hani şöyle özetleyelim bakın, insanın enerjisi bir pil gibidir tabiri caizse. Pil ya, bildiğimiz pil. Şimdi en ehemmiyetli meselelere değil mi? En büyük enerjimizi sarf edemezsek günümüz böyle basit, mala yani afak şey. Ondan sonra ona zaman geldiğinde bakın bu fıtratta olan bir şey. O zaman da enerji kalmıyor. Onu da erteliyoruz. Yani yarına kalsın diyoruz. Okuyamadık ya. Ama yorulduk yani işte şey yaptık, buna baktık, buna baktık, şununla meşgul olduk, onu izledik, bunu takip ettik. Yarına kalsın. Böyle oluyor yani. O yüzden de bakın en ehemmiyetli, en elzem meseleler neyse mesaimizi, günümüzü değil mi? Ona göre tanzim edip biraz da böyle kararlı durmak yani. Aldığımız kararların arkasında böyle biraz durup onu yerleştirmek için hayatımızda bir nefisle bir kavgaya girişmek gerekiyor yani. Öteki türlü yani nefis gerçekten de sürekli kendisi alan genişletiyor yani. Süreyi kendi lehine ne yapıyor? Sürekli açmak istiyor. Bir saat meşgul olan
Bakıyorsun 1,5 saate çıkmış. O da yetmiyor, 2'ye çıkmış. O da, inanın durmuyor yani. O kapıyı açtı mı arkası geliyor yani. Evet. Demek ki 5'te 4'ü hevesata, lüzumsuz maliyen şeylere sarf edildiğinden tembelliğe, radyo dinlemekle heveslenmeye sevk edip sayın şevkini kırıyor. Vazifeyi, hakikiyesini bırakıyor. Hatta çok menfaatli olan bir kısım harika vesait, say ve amel ve hakiki maslahat ihtiyacı beşeriye istimali lazım gelirken, ben kendim gördüm, ondan bir ikisi zaruri ihtiyaca da sarf edilmeye mukabil, ondan 8'i, burada yok bu istatistik doğru değildir diyecek kimse var mı? Şu telefonların 10'da 8'i neye kullanılıyor? Keyif, hevesa, tembellik, sefahat, malayen. Böyledir yani. Bunu kimse 10'da 2 faydalı, bakın 10'da 8. Mecbur ediyor. Ha, demek ki vazife-i hakikiyelerimiz var bizim. Değil mi? Ömrümüz kısa, lüzumlu vazifeler pek çok. Değil mi? Böyle kara delik gibi ömrümüzü, vaktimizi sömüren bazı medeniyetin bize sunduğu tuzaklar var, sihirler var. Bunlardan bir tanesi de bunu bilelim. Çocuklarımız için de, kendimiz için de, hepimiz için de. Ha, buna karşı herkes kendi aleminde, işte kendi dairesinde, kendi hayatında, değil mi? Bunu bir gözden geçirme. Herkes derken yani böyle genel konuşuyorum, yoksa herkes öyledir anlamında değil. Bu meseleyi bir teveccüh etmekte fayda var. Çünkü bu artık bir umumul delva. Ahlakı da bozuyor, başka zararları da çok fazla var da ben hani vakit olmadığı için onlara değinemedim. Ben sadece zaman ve hakiki vazifelerden uzaklaştırma, tembelliğe, sefaate sevk etme, değil mi? Çalışmaya, okumaya, hizmete, ibadete şevkimizi kırma noktasına sadece değindim. Sağlığımıza da zararı var, ahlaka da zararı var, takvaya da zararı var. Ondan sonra erva habiseyi celbeder diyor üstad, sürekli suretlerle, resimlerle, videolarla meşgul olmak negatif bir davranıştır, vücudi bir şey değildir. Hakeza yani. Çok fazla zararları var. Bir şekilde bunu disipline etmek, kontrol altına almayı müminler olarak, Müslümanlar olarak en azından Risale-i Nur talebeleri değil mi? Yani en şuurlu, en hani bu meselenin farkında olan yapmak zorundayız ki başkalarına da nokta istinad ve numuneyi imtisal olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. İnneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum. Enelhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.